Merhabalar efendim. Dünyanın en güzel şehri İstanbuldayız. Dünyanın en güzel şehrinin en güzel ilçelerinden Üsküdar'da Üsküdar Üniversitesi televizyon stüdyolarında bir şehir ve kültür sohbetleri programında tekrar sizlerle beraberiz. Uzun süredir ayrı kaldık. Ee, salgın e, hastalıklar ve e, ortamın rahatsızlığı nedeniyle, bizlerin de bazı rahatsızlıkları nedeniyle sizlerle beraber olamadık. Her hafta değişik bir konu, farklı bir konuğumla beraber sizleri bilgilendirmek maksadıyla bu programları gerçekleştiriyoruz. Şehir ve Kültür Programları sohbetleri adını verdiğimiz bu programlarda bizim ana temamız her ay yayınladığımız Şehir ve Kültür Dergisi'nden ...bazı başlıklar alarak sizlere sunumlar gerçekleştirmektir. Bir de bu konuda günceliği yakalamamız gerekiyor. Son günlerde özellikle Ocak ayının başından itibaren... ...Kardeş Ülke Kazakistan'da meydana gelen bazı tatsız hadiseleri... ...biraz sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, bu konuda e, yetkin bilgiye sahip olduğuna inandım. Çok değerli e, aziz arkadaşım, kardeşim e, Doçent Doktor Hikmet Atan Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Sağlığınız dua edeceğiz. Sizler de iyisiniz inşallah. E, Allah razı olsun. E, bugün Kazakistan'ı konuşacağız sizlerle. Evet. Sizler Kazakistan'da bir vatan bildiniz. Yaklaşık 10 yıl orada evet. hizmet ettiniz. Evet. Kazakistan aslında bizim ata yurtlarımızdan biri. Evet. Dolayısıyla Kazakistan'ı hiçbir zaman farklı bir konuma sokamayız. Evet. Değerli izleyiciler, e, Kazakistan dünyası e, farklı bir coğrafya değil. Aslında e, bizim atalarımızın e, kopup geldiği ata topraklarından bir yer. Biz Kazakistan diyoruz son zamanlarda. E, fakat o coğrafya tamamıyla Türkistan'dır. Doğu Türkistan, Batı Türkistan diye ayrılıyor ama. Tamamı Türkistan'dır. Doğu Türkistan'da Uygurlu kardeşlerimiz var. Batı Türkistan'da işte Rusların böldüğü şekliyle Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan gibi isimlere bölmüşler. Aslında bölünmenin sebebi Türkleri parçalamak ve bölmektir. Son yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin gayretleriyle kurulan Türk Devletleri Topluluğu e, teşkilatı. Önemli bir e, tarihe dönüş hadisesiydi. E, bunu da e, engellemek maksadıyla e, büyük bir ihtimalle biz öyle bugün belki konuşmalarımız arasında bu yorumu yapacağız. E, Kazakistan'da ki Kazakistan bu coğrafyanın tam göbeğidir, tam ortasıdır. Ve Kazakistan buradaki milletlerin, devletlerin ekonomisi en gelişmiş olanıdır, en modern olanıdır. Sanayisi, ekonomisi ve parası çok olanıdır. Evet. Dolayısıyla biz Kazakistan'da bu hadiseleri inşallah önüne alınır. İnşallah. Bu sıkıntılar ortadan kalkar. Kazakistan tarihine baktığımızda e, çok eskilidir. Aslında Kazak boyu, yani Türklerin bir Kazak boyun adı verilmiş. Evet. E, bu Altın Ordu Devletinin bölünmesine kadar giden bir başlangıcı var. Bu bölünmeden itibaren e, bir takım Kuzey Türkleri arasında e, bölünmeler, hanlıklar oluşmuş. İşte e, Nogay hanlığı bunlardan biri. Evet. Ee, Kazak soyu da Nogay Hanlığına bağlanıyor. Bazı evet. tarihçilerde bakıyorum Mehmet Saray Hoca e, öyle yazmış. Nogay evet. ha Hanlığına bağlamış. E, dolayısıyla e, Kuzey Türklerinden itibaren işte Fergana varisine kadar olan kısımda yaşayan insanların e, bugün e, Kazak e, Kazakistan coğrafyasında, Kazakistan e, devleti içinde bir yer bulmuşlar. Nüfus yaklaşık 17-18 bin 18 civarında. Küstürü, evet. O civarda. Evet. Ve toprak olarak da Türkiye'nin 3,5 katı. Müthiş bir arazisi var. Ekonomisi, gittikçe gelişen bir ekonomisi var. Fakat ne gariptir ki işte tarih boyunca Rusların baskısıyla yani, Evet. Oradaki nüfus da yani yüzde kırk kadar Rus evet. yaşıyor. Evet bu, bu orada bir sıkıntı demek. Hikmet hocam, siz ben böyle bir giriş yaptım evet. yani zamanınızdan çalmadım <laughs> estağfurullah, inşallah. Estağfurullah. Yani siz Kazakistan'da 10 yıl görev evet. yaptınız, öğretim üyesi olarak görev yaptınız. Evet. Çok değerli bir vakfımızın okullarında orada çalıştınız. Tabii evet. ki bunu söylerken hemen parantez açıp bunlar fetö okulları değil <laughs> diye not alalım. Evet. Siz 10 yıl zarfında çok şeyler gördünüz orada. Evet. Hem Kazak insanları içinde, hem okullar olarak, hem de bizim işte bu Malum grubun oradaki evet. çalışmaları hakkında aslında bize anlatacak çok şeyiniz var. Burada özgürce bunları anlatabilirsiniz. Siz dinliyoruz hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben de sevgili seyircilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, tabii biz Kazakistan'a e, ben e, şahsım 1999 yılında e, gittim. E, malum Kazakistan 1991 yılının 16 aralığında e, bağımsızlığını, bağımsızlığını kavuştum, ilan evet. etmişti. Elhamdülillah. E, İlk tanıyan ülkede Türkiye. Onu anlatacağım. E, tabii biz oraya gittiğimizde e, konuşmanızda da ifade ettiğiniz e, gibi bir memleketimizin bir parçası izlenimi uyandı. Öyle bir sıcak bulduk yani Kazakistan'a. Hiçbir yabancılık çekmedik. Hatta dediler ki alışabildin mi? Dedim ben dedim yabancılık çekmedim ki alışabileyim. Evet. Elhamdülillah. Yani anladık ki biz hakikaten Orta Asya menşeimiz, ata yurdumuz orası. Oradan gelmişiz, Türkistan'dan gelmişiz Anadolu'ya. Dolayısıyla biz bir etle tırnak gibiyiz yani. Maalesef araya birileri girmiş. Ee, buradan kendilerine de hürmetlerimi arz ediyorum. eee İlahiyat Fakültesinden e, hocam e, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocam hem de hemşehrimizdir bizim Samsun Ladik'ten. Ee, şöyle bir hatırasını anlatmıştı. Dedi ki bizim köyümüzde dedi çobana sabahleyin dedi e, mal verilir dedi. Çoban götürür. Daha sonra dedi e, akşam dönüşte ...şey yapar, e, hayvanlar kendileri evi bulur. Bu bilinen bir şeydir. Fakat bizim mal e, geç kalırdı. E, annem de derdi ki, aşağı mahallenin işte çocukları, öyle diyelim, e, olmasa zamanında gelecek. Mert taş atarlarmış hayvana, hayvan da ne yapsın böyle dolaşır uzaktan eve gelirmiş. Şimdi dolayısıyla aralara birileri girdi yani. Yoksa biz aslında etle tırnak gibiydik. Buluşamamıştık. Seneler geçti, yıllar geçti üzerinden. İşte biz oraya gittiğimizde o hasretle bir kucaklaştık. Hala o muhabbet artarak devam ediyor. Ve bize hep şunu dediler. 24 dakika diyor mesela. Ya bu 24 dakika ne? Bize böyle diyor. 24 dakika üstaz filan. Nedir dedi 24 dakika bizi dediler e, bağımsızlığımızı ilan ettik 24 dakika sonra böyle küsuratı da var yani 20 küsür demiyor 20 30 yarım saat demiyor yani 24 dakika sonra ilk tanıyan devlet siz oldunuz merhum e, cumhurbaşkanımız e, Turgut Özal'ın bir yıldırım kararıyla evet. efendim e, meclisten bu kararı çıkartmış ve o büyük bir şey olmuş yani Kazakistan halkı üzerinde doping etkisi uyandırmış. Çünkü yeni bağımsızlığını ilan etmişler. Kim tanıyacak ne olacak derken Türkiye gibi bir devlet efendim arkalarında onları destekliyor ve bağımsızlıklarını tanıyor. 24 dakika diyerek bunu her zaman söylerlerdi. Ee, şimdi e, Kazakistan e, dediğiniz gibi büyük bir coğrafya. E, yer altı, yer üstü kaynakları bakımından çok zengin. Orta Asya'nın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. Bir de toprakları böyle ortalarda çöllük e, kısımlar vardır ama biz Çimkent bölgesindeydik. Orası e, Yeşillik'tir zaten ismi üzerinde Çimkent. Evet. Tabi Hoca Ahmet Eseve Hazretlerini buradan anmadan geçemeyiz. Evet. Türkistan... Ee, şu anda bayağı bir gelişti bir şehir oldu adeta. İçinde de bizim Yesevi Üniversitemiz 1991'de kurulmuştu. Evet, devlet üniversitemiz. Ee, yani. Evet, devlet üniversitemiz orada. Elhamdülillah hizmet ediyor. Ee, ve Dolayısıyla e, Kazakistan'ın bir de tabii e, kuzey kesiminde e, zengin e, araziler var ve orada buğday çıkıyor. Yani dünyanın en kaliteli ikinci kalite buğdayı çıkar mesela. Senede iki ürün alınır. Atbasar'da, Kostanay'da yani bu Astana'nın Nur Sultan il, ilinin yani başkentin kuzeyi oluyor. Öyle de zengin bir coğrafya. Nüfus az tabii yani 18,5 milyon civarında bir nüfus var. Ve çok parçalı böyle değişik milletlerden hepsi Kazak değil. Ruslar yüzde %40'tı filan ama gitti bir kısmı yani şu anda nüfusun dörtte biri Rustur. Kazakistan'da dörtte bir. yani geri kadar. döndüler bir kısmı. Evet, bir kısmı geriye döndü ama kuzey şehirlerinde şimdi o gündeme geliyor işte kuzey illerinde Ruslar var işte özerdik özerdik diye bir şeyler evet. söylemeye çalışıyorlar. Halbuki o şehirlerin hepsi efendim Kazakistan'ın şehirleridir. Yani Türk şehirleridir. Ruslar daha sonra oralara gelmişler. yani Ruslar şöyle bir şey yapmış. En kötüsü de o. Yani kimliklerini unutturmuşlar insanlara tabii. E, dillerini unutturmuşlar. Yani Kazakça konuşamayan Kazaklarla karşılaşırdık biz Kazakistan'da. Fakat tabii, tabii dil unutulunca din de unutuluyor. Din de unutuluyor tabii. E, fakat e, Kazak halkı e, Müslüman, imanlı insanlar. Yani amel konusunda sıkıntıları olabilir insanların ama biz oraya gittiğimizde tabiri caizse bir közleri şöyle bir üf, üfürdük yani, efendim. O koruyun, e, evet orada. tabii o şey oradan Cevher oradan çıktı tabii yani o mühim bir şey. Fakat onlar şunu yapmışlar. Yani o parçalı e, halk e, demografik yapısı dikkate alındığı zaman e, mesela demişler ki sen Kazaksın, sen Özbeksin, sen işte e, Türk'sün. Ağıska Türklerine kastediyor. Sen Taciksin demişler Hazirin, onları. onları bölmüşler yani. Dolayısıyla böyle Birbirlerine e, ısınamayan insanlar oluşturmuşlar ne yazık ki. Talebelerimizin içerisinde bu saydığım e, şeylerden, Türkiye halklardan e, talebelerimiz vardı mesela. Çocuklar bahçede e, voleybol oynuyorlar mesela. Bir tanesi kenarda duruyor. Voleybol oynayanlar Kazak gençler bizim öğrencilerimiz. Kenarda duran Özbek delikanlı. Oğlum sen de girsene, oynasana filan. Kimle oynayayım ki diyor çocuk yani. Şimdi oynayacak kimse göremiyor. Onlar da ya gelsene sen de filan demiyorlar. Böyle birbirlerine hep düşman edilmişler maalesef. İşte bunlar hepsi büyük sıkıntılar oluşturuyor ülkenin geleceği bakımından. Fakat biz tabii oraya gittiğimizde biz orada bir ilahiyat fakültesi açtık. Din tanı fakültesi diyorlar. Aynen bizim 1950'leri Hatırlatan bir yapı vardı yani Kazakistan'da. Ee, hani e, rahmetli Adnan Öze Öze dönüş. Evet. Adnan Menderes'in iktidarıyla Demokrat Parti iktidarıyla işte camilere imam e, tayini söz konusu olmuş efendi mevcut camiler iktifa etmiyor yeterli olmuyor. E, bu sefer bir Fatihayı kırık dökük okuyanları imam, imam yapmışlar. Şimdi biz ilk Kazakistan'a gittiğimiz zaman Orada e, so, görevli, sorumlu e, vakıf başkanı arkadaşımız Türkiye'den. E, ona da buradan e, muhabbetlerimi gönderiyorum. Nurettin Korkut Bey, hocam dedi e, bu Cuma namazını dedi ilk Cuma namazım benim. Seni dedi Çimkent'te bir, bir güzel bir mescide götüreceğim. Orada kılalım filan dedi. Tabi ben hemen kafamda böyle efendim gerçekten iyi bir imam arkasında muhteşem bir Cuma namazı kılacağım ilk defa. Cuma bakımında milli oluyorum yani Orta Ortasieya'da, Atayurt'ta, Türkistan'da Cuma namazı kılacağım. Aldı beni Koç Karata, mescidi var eski mescidi, Çimkent'in içinde oraya götürdü. İmam minbere çıktı, Böyle yetmiş küsür yaşlarında aksakal bir hutbe okudu ki, dedim bu imamın kılacağı namaz nasıl olur dedim ben. Yani böyle hutbe okuyorsa yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Dualar hiç anlaşılmıyor. Neyse. Arkadaşlar da, arkadaşlar da yan yana kılıyoruz o sol tarafımda. İşte farza başladık. Bir fatiha okuyor ki akıllara ziyan. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Zammi surede en sonunda yakaladım hangi sureyi okuduğu yani. Allah Allah. Evet evet. Ee, işte. i̇şte Famen ve Zilzal suresini okuyormuş. Aynen böyle okuyor. Yani Femen yem'al miskale zarratin hayran yara ve men yem'al miskale zarratin şerran yara. Zilzal suresi olduğunu anladım. Tabii selam verir vermez arkadaşa yapıştım. Solumda ya bizi getiren vakıf başkanı Nurettin Bey'e yapıştım. Dedim ki bizim namazımız olmadı dedi. Bizi buraya diye getirdi. Baktım. O da ya ben de bilmiyorum diyecek diye bekliyorum. O da gayet tabii bir şekilde gülümseyerek hocam dedi. Namazdan sonra anlatırım. Meğer Kazakistan'a böyle Efendim hizmet için gelen arkadaşlarımızı bu e, kardeşimiz önce o camiye getirirmiş ki. <laughs> gör bak fotoğrafı göster. Fotoğrafı gösteriyor. çek. çektirirmiş. Yani meğer <laughs> şuurlu getirilmişiz o camiye. Cuma'mız olmadı ama bize çok faydası oldu tabii. Evet. Dedik ki biz buraya yapacak çok iş var. Çok iş var dedik. Hakikaten şimdi e, iftarla söyleyebilirim ki Kazakistan'ın dört bir yanında bizim mezunumuz, öğrencilerimiz. Daha sonra Türkiye'ye geldiler, Haseki Eğitim Merkezi'nde okudular, yüksek lisans yaptılar, doktora yaptılar. İmamlık yapıyorlar, müftülük yapıyorlar, müezzinlik yapıyorlar, vaizlik yapıyorlar. E, efendim, e, Milli eğitimde e, öğretmenlik yapanlar var, e, fakültelerde, üniversitelerde öğretim üyeleri var. Yani e, elhamdülillah şekli değişti. Yani o imamlar emekli oldular tabii, Allah onlara da... Saat afiyet versin vefat etmiş olana rahmet etsin. Malzeme buydu ne yapalım evet. efendim ama hakikaten şimdi ben bakıyorum Almatı merkez camisi bizim rahmetli analım mekanı cennet olsun Ali Özek hocamızın yapılmasında da emeği olan orada da çok buluşurduk hocamızla sohbet ederdik çok hizmeti dokundu Kazakistan'a evet. o camide bile hutbe okuyan imamlık yapan imamların hataları olurdu kıraatlerinde okuyuşlarında. Fakat bizim talebelerimiz elhamdülillah çok iyi yetiştiler. Yani irticalen kutbeler okuyorlardı, vaazlar ediyorlardı filan. O açıdan iftarla söyleyebiliriz. Türkiye'nin böyle bir desteği olduğu, katkısı olduğu bu da çok önemlidir. Yani dini sahada bu kardeş Kazakistan ülkesine Türkiye'nin katkısı çok önemlidir. Çünkü bir grup Kazak genç bu ilimler de öğrenilir, merkezinde öğrenilir deyip Medine'ye gittiler. Ve Habe olup döndüler. Ve orada yani böyle yani. maalesef maalesef işte selefi diyorlar ve habis diyorlar filan. Oranın şeklini bayağı değiştirdiler, bozdular. İşte Ahmet Hazretleri'ne efendim Yahudi asıllı, işte onu ziyaret etmek, yani Rusya'nın yapamadığını, Bizimkiler onlar yapmış. evet maalesef yani onun için e, yol yordam bilmek de önemli, göstermek de önemli. Biz orada hizmet ederken e, oranın e, din işleri başkanlığıyla dini baskarma diyorlar, müftiyat diyorlar. Yani oranın Diyanet İşleri Başkanı diye biliriz. Onları biz Türkiye'ye getirirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımıza götürürdük, vakıflarımıza götürürdük, Diyanet Vakfımıza götürdük. Yani zihinlerinde, zihinlerinde bir din hizmeti nasıl olmalı? Yani Türkiye öncülük yapsın. Yani Türkiye e, onlara destek olsun. Biliyoruz çünkü Türkiye e, diğer ülkeler bir hocamız öyle demişti. E, Raşit Küçük hocamız kendisine de hürmet ediyorum. Sad afiyet diliyorum hocama. Yani mesela Suudi Arabistan olsun diğer İslam ülkeleri falan böyle hani parası bol olanlar var. Bunlar destek olurlar ama bir karşılık beklerler muhakkak. Bir şeye matuftur onların destekleri yani. İşte Vehhabi yapar kendi ideolojisini evet. oraya sokmaya çalışır. Ama bunun derdi hocamız tek istisnası Türkiye'dir. Türkiye bilabeden efendim vefa duygusuyla herhalde Osmanlı ceddimizden gelen bir asil duygudur o. Evet efendim hizmet anlayışıyla bunu gerçekleştiren tek ülke Türkiye derdi. Hakikaten öyledir. E, bunun da semeresini gördük. Daha sonra vakıflar kurdular. İşte oranın diyen İşleri e, e, Müftiyat e, vakıf kurdu. E, e, din görevlilerinin maaşlarını temin için zekat fondu dediler. E, zekat vakfı kurdular filan. Hep Türkiye öncülük etti onlara. Yani evet. şimdi Türkiye'yi hakikaten e, böyle bir yanında yer alacak, bir destek olacak kardeş ülke olarak görmeyi her zaman hazırdılar. Öyle de görüyorlar Türkiye'yi. Hala öyledir. Yani biz mesela onlara öncülük yapalım, önlerine geçelim. Öyle bir şey. Biz kolları, kollarına girelim, koluna girelim. Beraber yürüyelim. Yani bu sıkıntıları da beraber atlatalım. Şimdi hakikaten siz Ocak ayından itibaren dediniz. Yani uykularımız kaçtı. Yani oradaki... E, o sıkıntıları görünce yani sanki Bizim bir tarafımızda bir acıdı, içimiz acıdı yani. Hani Efendimiz buyuruyor ya, mümin bir beden gibidir sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bir beden gibidir, o bedenin bir uzvu, bir sıkıntıya uğrasa bütün beden ondan etkilenir. Biz öyleyiz yani. Kazakistan öyle, Türkmenistan öyle, Özbekistan, Azerbaycan hepsi. Biz Kırgızistan hepimiz öyleyiz. İşte Kırım öyle, Tataristan öyle. Dolayısıyla çok üzüldük tabii. Yani bunun altındaki sebepleri araştırdık. İnsanların parmakları kanası. kanasa ya, tabii. bizim ciğerimiz yanıyor. Yanıyor. Tabii. Ee, şöyle bir söz vardır. Hikmet Hocam sözünüzü kestim ama. Estağfurullah. Özellikle bu e, Osmanlı'nın yıkım dönemi... ...Balkanlarda Rusların çok uğraşması evet. vesilesiyle oldu. Balkanlardaki e, azınlıkları... ...yani o dönemde oradaki işte... Sırpları, Bulgarları, Ruslar kışkırtıyor. Evet. Ve Ruslar kışkırtırken o Makedonya dağlarında yangın çıkarıyorlar, şey yapıyorlar. Şöyle bir söz o yıllardan kalmadır. Osmanlı'nın ciğerini yapmak için Makedonya dağlarında ateş yakarlardı. Ya, ya. Evet, bizde de böyle işte. Şimdi. Kazakistan'da bu ateş yandığı zaman tabii. bizim ciğerimiz yanıyor. Tabii tabii. Kırım'da tabii. bir şey olduğunuz zaman bizim ciğerimiz yanıyor. Suriye'de bir şey olduğu zaman bu coğrafyalar bizim insanlarımız, bizim ata yurtlarımız. Yani tabii. bunları biz ilgilenmezse kim ilgilenecek? Kim ilgilenecek tabii. Şimdi tabii. bu buradan bahisle siz güzel görevler yaptınız. Allah sizden razı olsun. Amin cümlemize. Herhalde devam ediyor oradaki çalışmalar. Ediyor tabii. Daha sonra evet. biz oranın e, dini baskarması, yani oranın Diyanet İşleri Başkanlığı'na o müesseselerin hepsini devrettik. Efendim, çünkü yetişti, elemanlar da yetişti. Onlar da yetiştirdiler kendi talebelerini. Şimdi onların e, sorumluluğu altında bu hizmetler devam ediyor. Zaten biz vazifemizi yaptık. Artık bizden bu kadar yol gösterdik. E, talebeler yetiştiler. E, o kıvama geldiler. Şimdi orada e, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu statüsünde onlar medrese diyorlar e, lise mezunu öğrencileri alıp 3 sene okutup e, din hizmetlerinde istihdam ediyorlar hayırlı uğurlu olsun Allah mübarek evet. etsin e, ya bize düşen bir hizmet varsa gene evet. hizmetlerini amadeyiz yani olsun. Evet şimdi işin başka stratejik ve siyasi yönüne dönelim Evet o yıllarda gittiğiniz yıllardan daha önce bu e, maalesef e, bizim başımıza bela olan FETÖ musibeti Orta Asya'daki bütün ülkelere girmeye çalıştı. Evet. Bazılarına girdi, bazılarına giremedi. Herhalde evet. Özbekistan'da galiba evet. biraz sıkıntı evet. Orada e, rejim biraz daha baskıcı bir rejim vardı o zamanlar. Evet. İslam Kerime o zamanında. İyi evet. ki, iyi ki e, onlar yani Öyle bir faydası, oldu, faydası oldu diyebiliriz. Evet. Ama Kazakistan'da çok işler yaptılar. Evet. maalesef. E, büyük ihtimalle e, bugünkü hadiselerin temelinde de e, bunların da bir miktar parmağı olduğu veya kullanıldığı ifadesi Yani bir yerde, bir yerde Amerika var. varsa abi, orada bunlar var zaten. Evet, evet. Zaten Ruslan Beklav diye bir e, Duma evet. temsilcisi, e, evet. Rus milletvekili diyor ki e, buradaki hadiselerin temelinde e, Fetö'nün okullarından yetişen Kişilerin parmakları parmağı var diyor. Evet. Ee, hedefleri e, burada bir rejim değişikliğiyle Amerikayı oraya bizzat sokmak. Evet. Yani o, hem de Orta Asya'nın Türkistan'ın göbeğine onları sokmak. E, Tabi Ruslar da bir taraftan e, avuçlarını evet. oluşturuyorlar Böyle bir çalışma devam ediyor. Şimdi fetö buralara girdi okullar açtı sanırım bayağı da açtı Evet ee, Sizin anlattığınız bir hikaye var. Evet. Açtığı okullarda e, yetişen talebeler genelde e, oranın sayılı bürokratlarının tabii, çocuklarıydı tabii, tabii Tabii. ve bunları yetiştirdiler ve bunları dışarıya gönderdiler. Bu konuda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Yani şöyle bir şey, tabii onların stratejisi, biz aynı dönemlerde orada bulunduk, e, tanıdığımız kimselerde oldu tabii yani haliyle. E, hatta eğitim e, vazifesi gördüğümüz için orada aynı zamanlarda eğitim başladığı için evet. beraber Türkiye'ye dönerken karşılaştığımız havaalanlarında gerek. İstanbul'da evet. gerek Almata'da filan. Aynı zamanlarda gidip geliyorduk. Çalıştığımız şehirlerin merkezinde de okulları oluyordu. Kız bölümleri, erkek bölümleri filan. Ama tabii böyle bir gizemli bir yapı yani Vardı, evet. var. Hatta şöyle bir şey anlatabilirim. Biz tabi oraya gittik. Biz İlahiyat Fakültesi kurmuş. Bizim Türkiye'deki e, hizmet ehli, gönül insanları orada e, ve oradan Kazakistan'ın din hizmetkarları yetişecek. O maksatta gitti. Yani bizim bir bagajımız yok yani böyle evet. bir gizli bir şeyimiz yok. Biz açık açık efendim burada bu evet. hizmeti yapacağız. Ve hatta e, şu bizim ilkemiz oldu orada. E, yani bize derseler ki ya biz sizi istemiyoruz. Biz de çıkar geliriz yani. Hiçbir zaman Efendim şöyle dolaşalım, şöyle kendimizi gizleyelim, saklayalım. Bizim saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz evet. yok. Müslümanız bu kadar. Ee, hatta bazen böyle e, bu gibi yapılara karşı bize gelip sorarlardı. Ya bunların niyeti ne? Bunlar neci filan? Yani tedirgin olanlar olurdu yani kazak bürokratlarından. Yani çünkü net değil, şeffaf değil yani. Hep böyle bir gizli bir şeyler var. Yani niye, neyi gizlersiniz? Yani bize hayret ediyor. Yani neyi gizliyorsunuz? Yani bu burası Müslüman. Türk bir memleket yani. Evet. Bir insan kendini böyle gizlemeye niçin ihtiyaç hisseder yani? Ama bunu son derece şey yapıyorlardı. Bu politikayı sürdürdüler oralarda tabii. Yani orada mesela ben hiç unutmuyorum Oral'a gittik. Oral Kuzeybatı Kazakistan'da. Orada da Diyanet İşleri Başkanlığı Oral'ın dini idaresi bir medrese açmıştı. Biz de ona destek olduk. Hoca verdik yani yine Kazakistan'da yetişmiş Kazak gençlerden, hocalardan verdik. Orada eğitim yapılacak. Dediler ki burada bir Kazak Türk Lisesi var oraya bir gitsek filan dediler. Neyse hadi gidelim dedim ben de pek gönlüm şey değil evet. ama hani bir ihtilaf gözükmesin de 2007 yılı filan gittik. Oranın müdürü böyle bir 29 yaşlarında bir delikanlı. Dedi ki yani bir de soğuk davranıyor filan böyle. Neyse. Dedi ki ben dedi sizin dedi o okulun dedi müdürüne dedim ki o müdür de oranın müftüsüdür. Yani il müftüsüdür. Öyle uygun görmüş Kazakistan idari, dini idaresi. Dedim ki bu öğrencilere muhakkak bir İngilizce öğretin. İngilizce öğretin. Ben dedim ki e, ya dedim İngilizceden önce Türkçe öğretsek nasıl olur yani? Yani şimdi mesela siz Türkiye'den gitmişsiniz Kazakistan'a. Kazakistan gibi bir ülke. Yani oranın ihtiyaçları bellidir yani. Kırık dökük Türkçe var. E, evet yani ve bir de İngilizceyi ne yapacak yani? Öncelikle bizim orası da e, yani imam, müezzin, müftü yetiştirecek, bir vaiz yetiştirecek bir okul yani. Yok diyor. İngilizce çok önemli. Ya öğretsin tabii bir şey demiyorum da. Halbuki önce Türkçe öğret be kardeşim. Yani niye İngilizce? Yani bir Türkiye'den giden birisi orada eğitim için giden birisi niçin İngilizce İngilizce diye ısrar eder değil mi yani? Hakikaten e, Kamil Bey biz orada e, çocuklarımıza hazırlık sınıflarımız vardı. Türkçe öğrettik. Ve Türkiye'ye karşı yüzde belki bin Alakaları daha çok arttı. Daha kaynaştık. Yani dil çok önemli bir şey. Yani hani Kazak Türkçesi de Türkçenin bir lehçesidir. Ama Tabii. uzak bir lehçesi. Yani anlaşılması zordur yani. Mesela bir Özbekçe, Özbek Türkçesi gibi değil. Bir Azeri Türkçesi gibi değil. Kazak Türkçesi biraz daha bize uzaktır. Ama Türkçe çok rahat konuşabiliyordu öğrencilerimiz. Ve Türkiye'ye sempatileri arttı. Ama siz İngilizce öğrettiğiniz zaman başka bir yere sempati arttırıyorsunuz yani maksatları evet. da oydu zaten Niyeti o zaten niyet o zaten, evet. zaten filan ondan sonra neyse böyle bir şeyle karşılaştık Tabi onlar hep böyle kendilerini gizlediler filan ve o okullarını aldıkları öğrencilerin profillerini çıkarırlardı biz bunu biliyorduk yani mesela bu öğrencinin ailesi kim annesi ne iş yapar babası ne iş yapar maddi durumu nedir filan ve dediğiniz gibi yani bürokratların Çocuklarını okuttular, en iyilerini seçip Amerika'da okuttular, efendim. Şimdi onlar işte döndü memleketlerinde önemli, yani. önemli yerlerdedirler kesinlikle yani bürokrasi de. O zaman bugünün Kazakistan'ında ciddi bir şeyler. İdarenin var. önemli bölümünde bu yetişen çocuklar var. Yani. Şimdi böyle yetiştirilmişler ee, orada üst bürokrat e, bürokrasinin e, çocukları böyle yetişmiş. Onlar döndüğü zaman muhakkak orada görev aldılar yani alıyorlar. E, başka türlü olmaz zaten. Onun için hedeflenmiş bir şey bu yani. Bunun için Hı. hedeflenmiş. E, yani dolayısıyla e, yani FETÖ'nün e, oralardaki e, bu tür çalışmaları bana çok şey gelmiyor yani böyle bir neticeye doğurması işte 15 Temmuz'da yaşadığımız şeyler. Evet benzer, efendim, benzer şeyler. Tabii 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 orada da çok rahat. Daha önce Kırgızistan'da denediler. Tabii da öyledir mesela. Evet. yani Kırgızistan'la da gider geliriz alakamız vardır. Orada da yaşadığımız şeyler var. Aynı, aynı yapı orada da hakim olmuştur. Kazakistan'da da aynı şekildedir. Fakat de bu son gelişmelerde ben herhalde şöyle tahmin edebiliyorum tam net göremiyoruz önümüzü ama yani Rusya ile Amerika'nın bir çekişmesi söz konusu burada. Fakat bu son olaylar Rusya'nın işine yaradı tabii yani tabii. Rusya zaten kopuk değildi yani o her evet. zaman orayı kendi mülkünde görmüştür yani evet. onlara özel şey de verse. Yani muhakkak bağlı olmanızı ister yani orası kendi coğrafyası olarak görürüz yani ve kimsenin oraya ilişmesini bulaşmasını kabul etmez yani etmez. Evet. etmez. Hatta, Hatta Türkiye'nin de bulaşmasını istemez tabi tabi de bu son işte Türk Birliği Türk şeyiyle devletler, devletler teşkilatı, teşkilatı söz konusu olunca tabi Rusya bunu takip ediyor ve ben de bir temsilci bulundururum diye de teklifi vardı yani tabii, teşkilat tabii. içerisinde. Yani onu da kollamak lazım. Yani o bir gerçek, o coğrafyanın tabii. da bir gerçeği yani. Şimdi bunu görmezlikten gelemezsiniz, gelmeyiz yani. ama görmezden gelemezsiniz tabi. Mesela yani şimdi orada resmi dil e, e, Kazakça kendini de Türk görüyor belki Ruslar çünkü <laughs> biliyorsunuz Putin'in bir sözü var diyor ki hangi evet. Rusu kazısanız altından Türk, Türk çıkar diyor falan falan. Yani <laughs> bilemiyorum çok uzak bize efendim yani hep başımıza bayağı şey örmüştür yani evet. Osmanlı döneminde. Hala, hala da öre öre gidiyor zaten evet. efendim sizin mensup olduğunuz Kırım'ı ilhak etmesi evet. değil mi? Ne acı bir şeydir. Beraber gitmiştik evet. o güzel memlekete değil mi? Efendim ne kadar güzel ilişkiler hatıralarımız, hatıralarımız var. var. Aynısı işte Kazakistan içine geçer. Yani Kazakistan şu anda en korktuğumuz şey şudur. Yani tekrar bir rus işgaline uğrar mı? Çünkü malum Sovyetler zamanında işte hanlıklar zamanında işgal edilmiş. Daha sonra komünist Rusya tarafından işgal edilmiş. Şimdi işte bu Putin'in politikaları da bir yayılmacı bir politikası var. dolayısıyla yani bu ülkeleri de tekrar kendi şeyinde toplar. Mesela Tataristan'a vermiş olduğu özelliği kaldırdı mesela değil mi? Evet. E, yani Cumhurbaşkanlığı statüsünden e, kaldırdı. Yani bu şekilde yapılan açıklamalara da bakıyorsunuz. Yani e, Rusya e, Dışişleri bakanlığı yaptığı açıklama, Duma'dan e, yapılan açıklamalara da baktığınız zaman e, haddinizi bilin e, tepenizdeyiz geliriz ha filan evet. diyorlardı. Biraz da tabii... Kazakistan işte siyaset gereği farklı coğrafyalara alaka duymaya başlayınca başta da Amerika geliyor filan İşte şey Ukrayna tecrübesi var işte NATO'ya üye olma filan falan şey var acaba Kazakistan'da bu şekilde bir talepte bulunur mu kayar mı o çizgiye diye bir endişe uyandı öyle tahmin ediyorum Rusya'da ve dolayısıyla e, bu olayları da bahane ederek e, bir şekilde bizdeki gezi olayları gibi evet. yani önce işte ağaçlar e, kesiliyor ağaçlar bahaneydi. bahane ondan Şimdi sonra burada işte gaz, yok, gaz, bahane. E, gaz bahane ondan sonra şey demeye başlar İstanbul havaalanı e, evet. iptal edilsin işte <laughs> kanal e, İstanbul iptal edilsin demeye başladılar aynı şey e, orada da e, şeye kondu yani öyle anlaşıldı. Daha sonra işin şekli değişti yani. E, tabii bu Kazakistan'a çok şey kaybettirir e, yani ekonomik, e, ekonomik olarak da olarak. kaybettiriyor. Tabii, tabii, güç tabii. olarak da. Bir de orada e, hakikaten e, Türk yatırımcıların bayağı yatırımı var orada yani. Var tabii. Yani, tabii rakamsal tabii. olarak bakıyoruz. Kesinlikle. 15-16 e, bilmem dolar şey var, Türk yatırımları var. Tabii, 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 tabii. Dolayısıyla Kazakistan ekonomisinde önemli bir noktada Türkiye. Ya i̇stikrarsızlık bir kere söz tabii. konusu oldu mu oradan sermaye kaçar tabii. Yani o ciddi bir kaos Türkiye'de yapmak istedikleri de Aynen. bu zaten. Aynen. Tabii bu işte biraz para oynuyor. Doğru. Devletler bizatihi kendileri bu işin içinde Evet. Görünmeyebilirler. Evet. Amerika'sı, Rusyası. Tabii. Kendi piyonları vardır. Amerika'nın önemli bir piyonu Tabii. malum Soros denen evet. bir Evet, evet, dünyanın başına Doğru. bela bir ihtiyar. Yani Gürcistan'da, Ukrayna'da evet. Turuncu devrimlerin arkasında milyon dolarlar, milyar dolarları Tabii. Bu uğurda harcayan Soros. Bir bakıyoruz ki Kazakistan'da da tabii, tabii. 10 yıldır, 15 yıldır milyonlarca dolar tabii, bu tabii. işin tezgahını kurmuş. Maalesef. STK'lar vasıtasıyla. Tabii. Abi bakıyorsunuz bu işte öne çıkan bir şey var. Bunlar şablon aynı. Evet. Türkiye'de hangi şablon uygulandıysa, Ukrayna'da ne uygulandıysa. Evet. Türkiye'de işte malum bir adam var, içeride diye bizimkiler hala şey <laughs> yapıyor, Osman Kavala meselesi. Evet. E, orada da bir tane buna benzer biri var tabii, Kazakistan'da. Tabii, tabii, tabii. Yani tabii. bu öncülük yapıyor veya işte Soros'un paralarını dağıtan kişi evet, evet. orada bir şey yapıyor. Tabii e, bunlar çok şükür e, açığa çıktı ama, Evet. Arkası nasıl olacak bilmiyorum. Sizin görüşünüz nedir? Şimdi e, tabii Tokay'a açıklama yaptı yani e, bu birlikler geri dönüyor e, diye. E, yani işlerini tamamladılar. Bu gelen e, güçler Rusya hatta Ermenistan güçleri bile var. İçerisinde evet. yani bağlı oldukları bir teşkilat çerçevesinde oraya asker göndermişlerdi 2500 civarında. Evet. İşte geriye dönüyor diye açıklama yaptılar. Yani geriye dönse bile bunun izleri kalacaktır. Kalacak, yani Kazakistan'a bir sopa göstermek gibi bir şey olmuş tabii. olur. O her zaman orada tabii. duracak. Duracak tabii yani. Şimdi Nazarbayev'in politikalarına baktığımız zaman yani orada mesela Kırgızistan'da bir istikrarsızlık oldu sürekli. E, bu, bu tarz ayaklanmalar olurdu. Ee, Kazakistan istikrarlı bir ülke olarak geldi bu güne kadar. Tabi problemleri var muhakkak. Pahalılık var, başka şeyler var. Neyse efendim. E, mesela Özbekistan işte İslam Kerim o zaman da kapalı bir hapishane gibiydi Özbekistan. Yani biz 2007 yılında e, Çimkent ile Taşkent arası 120 kilometredir. Yani şu ee, Buhara, Semerkanta, Mavi Ravi bir gidelim dedik. Yani gittiğimize gideceğimize pişman olmadık ama çok zorluk çektik. Yani bir ayda vize e, alabildik. Allah, Allah. Evet evet, oraya gittik hiç unutmuyorum. Yani ee, işte Taşkent'te dolaşıyoruz. Dedim ki bizi gezdiren arkadaşa e, öyle ezanı kaçta okunuyor dedim öğleye yakın. Hocam dedi bir yarım saati var dedi dedik şu çarşıda bir dolaşalım dedik. Orada güzel el sanatları e, atölyeleri var. E, o çarşıda dolaşırken e, biraz vakit geçti. Ya dedim ezanı duymadık görüyor musun dedim. E, baktım bir iki saat falan olmuş. Aa dünya bizi oyaladı falan dedik. Neyse ikindi artık camide kalırız. İşte sordum ikindi ne zaman falan. Hocam işte 15 dakika var. Gene bir yerde oyalanırken falan. Bir yarım saat geçmiş aa falan. Neyse Buhara'ya gittik biz oradan uçakla efendim akşam veya yatsı namazıydı. Ezan ne zaman okunuyor dedim e, oteldeki resepsiyondaki arkadaşım Şu anda okunmak üzere dedi. Bekliyoruz. Bekle Allah bekle 5 dakika on dakika. Ezan sesi yok. Yok. Dedim ya kardeşim bu memlekette ezan okunuyor mu dedim. Okunuyor dedi ama caminin içinde dedi. <laughs> evet. Ve biz azizim 4 gün kaldık. Sağır gezdik yani. Yani ilk evet. defa bir Müslüman memlekette ezan duyamamanın ezikliğini yaşadım yani. yani o, 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 Avrupa'da bunu e, görüyoruz, yaşıyoruz evet, ama, ama bir Müslüman memlekette ya Müslüman ezan ezan cami içindeki cemaate gerekmez ki dışarıdakine haber vereceksin camiye gelsin, evet. ilan edeceksin vakit girdi diye. Camiye gelen zaten gelmiş. Öyle bir memleketti. Kazakistan'a gelince elhamdülillah dedik ezan sesi duyduk yani. Çok şükür yani Nazar Bey'in politikaları e, özgürlüğe dayalı bir politika e, izledi. Yani ülkeyi kapatmadı dışa yatırımcılara açtı. Yani o açıdan eee şans olmuştur Kazakistan için. Yani bu geçiş döneminde şans yani olmuştur. gelişim varsa onun sayesinde. Tabi e, tabii tabii. Bir de yani mesela e, Kazak kültürü noktasında da çok ciddi çalışmalar yapıldı yani Kazakistan'da. Yani Kazak e, Kazak Türkçesinin resmi dil olarak e, kabul edilmesi, ondan sonra en son işte yazının eee son yüzyılda üç alfabe değişikliği. Değiştirdiler. Tabii tabii evet. tabii tabii. Ee, bu gibi meselelerde ciddi çalışmalar yapılmıştır. Eğitim sahasında ciddi çalışmalar yapılmıştır. Din eğitimi noktasında dediğimiz gibi evet. oranın e, müftiyatı e, dini idaresinin efendim e, kontrolünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da e, tasdikiyle e, görevlendirmeler işte eğitim e, çalışmaları yapılmıştır. Yani bunlar sevindirici şeyler yani Kazakistan için. Ama son olayda anlıyoruz ki bir de orada Çin faktörü var tabii. Yani şimdi Kazakistan coğrafi olarak en büyük sıkıntısı Çin ile Rusya'nın arasında kalmış. Efendim evet. ve toprakları 2 milyon 277 bin kilometre kare Türkiye'nin 3,5 katı kadar bir memleket. Fakat Çinle şey arası. ve Çinin de orada ciddi yatırımlar var. Meşhur işte evet. İpek Yolu projesini mesela Çin milyarlarca dolar yatırım yaptı yani. Mesela ta işte şeyden Çi e, Urumçiden e, Doğu Türkistan'dan Türkiye'den Tür, şeye kadar Türkistan işte Çimken Almatı Çimken Türkistan o yolları beton yollar yaptı yani mesela. Yani bu az bir yatırım değil. İşte o şeyi canlandıracak diye. Tabi bunlar da olurken Amerika da Kazakistanı gözden çıkaramaz. Çin faktörü var, Rusya faktörü var. Onun da orada emelleri var. İşte bu doğrultuda bir güç şeyi paylaşımı sıkıntısına Kazakistan maalesef uğramış oldu. Bundan sonra ne olur? Sular durulur efendim. Ee, i̇nşallah e, hayırlı olur yani e, taşlar belki yerine oturur e, bu e, fetö belasından Kazakistan kendisini kurtarır. Bu kurtardır. vesileyle evet. Bu vesileyle bu çok önemli bir şey yani çok çok önemli bir şey efendim e, kendine gelir yani e, yani üzücü olan taraf da tabii Türkiye'nin bunu oraya bulaştırmasıdır malum 90'lı yılların tabii. başlarında efendim yine özel zamanında işte. Evet. Oraya işte bunlar eğitim için size destek olsunlar diye filan göndermiş Özaldır, referanslar. Özal'da, Demiral'de ya. Evet, bunları... evet tabii korumuşlar oralarda. Onlar da bilmiyorlardı meselenin bu yönünü evet. belki. Dolayısıyla onlar da bakmışlar ki ya bunlar güzel eğitim veriyor, çocuklarımızı iyi eğitiyor, İngilizce öğretiyor <gülüyor> <gülüyor> efendim. Hani ne olsun işte verelim burada okusunlar filan demişler ama bilmiyorlar neyle karşılaşacaklarını. Yani bir hadise anlatayım mesela bunun boyutunu anlam, anlaşılması bakımından. Şimdi biz oraya gittiğimizde efendim ilahiyat fakültesini açtık. Bir de içine 500 kişilik bir de cami yaptık. Aman ya. Evet evet. evet. Yani biz öyle saklımız gizimiz yok. Döndeseler döneceğiz biz. Yani çünkü biz Allah'a hesap vermek evet. durumundayız. Allahu Teala niye gitmediniz? Bu insanlar ihtiyacı vardı. Niye bunlara İslam'ı gerçek evet. hakiki İslam'ı öğretmeniz der diye bir sorumluluk duyduk da gittik. Ama istemiyorsanız dönelim dedik yani. Döneriz. Biz söyledik de bunu. Mesela bizi denetlemeye gel gelirlerdi. Efendim 9-10 kişi gelirdi böyle denetlemeye her birimden. İstihbarat dahil, efendim pasaport dairesi dahil, savcılık filan falan, eğitim bakanlığı, üniversiteler kurulu neyse gelirlerdi. Ya siz ne işiniz var burada? Şimdi onların hep kafasında şu var. Yani Rusya onu öğretmiyor. Yani kimse babasının hayırına bir iş yapmaz. Muhakkak bunların arkasında bir, bir şey var. Bir vardır. Ya biz derdik ki işte ya biz kardeşiz işte dini ya din bana din anlatma der mesela. Din anlatma. Çünkü ben Allah yok diye büyüdüm dedi bir tanesi öyle dedi bir savcı. Bana dedi din deme dedi. Ben dedi ateizmle büyüdüm dedi. Biz Rus eğitimi aldık dedi. Kazak kendisi de. Bana dedi din söyleme dedi. Ben anlamam onu dedi. Baktım hakikaten anlamayacak yani. Ondan sonra işte zekat diyorsun, hayır diyorsun. Yani nereden anlayacak bunu? En sonunda siz dedi A'dan Z'ye dedi denetleyeceğiz dedi. Vakıf başkanı arkadaşımız da dedi ki Allah razı olsun biz de seni sizi bekliyorduk filan dedi. Şaşırdı hayırdır dedi. Ya dedi biz dedi Türkiye'de o zamanda kriz var. Biz yani Kazak kardeşlerimize vefa borcumuzu ödeyelim diye geldik. Türkiye'de de kriz var. Hakikaten bunlar bedava dönmüyor yani efendim. Biz de bir bahane arıyorduk yani. E, Türkiye'ye artık kriz var dönelim Gidin diye. Bahanesi, dersiniz. He, bahanesi de hazır dedi. Yok yok dedi. Yok biz bunu demedik. Kalın filan falan dedi. Efendim böyle şeyler olurdu. Karşılaşırdık yani. Şimdi işte o camimizde teravih namazı kıldırıyor e, hoca arkadaşlarımız. Hatta hatimde teravih başlattık biz orada. O <laughs> evet. Örnek de oldu yani. bayağı camilerde hatimde teravih kıldırılmaya başlandı. Şimdi oraya bu kazak Türk lisesi diye geçen işte bu FETÖ yapılanmasının içinden bir hoca geldi. O da niye gelmiş? Orada bizde öğretmenlik yapan Türkiye'deki arkadaşımızın arkadaşıymış. Hoca arkadaşımızın memleketlisiymiş, arkadaşıymış onu görmeye gelmiş. Teravih namazını kıldıktan sonra dedi ki, inanmayacaksınız ama dedi 7 senedir Kazakistan'dayım. İlk defa teravih namazı kıldım dedi camide. Çünkü dedi bize talimat var dedi. Efendim, yapı böyle bir talimat vermiş. Sağda solda namaz kılarken gözükmeyin. Kendinizi göstermeyin. Diye Anladım. talimat var dedi. İlk defa dedi. Şey Baktım böyle de bizi böyle kendisine de siper ediyor. Birisinden böyle kaçıyor. Ya bu niye böyle yapıyor? Dedi ki şu beni görmesin dedi. Dışarıdan gelen Ağız Katürkü bir arkadaşımız ee, iş adamı kendisi. Ondan kaçıyormuş. Onun çocuğu bizde okuyor dedi. Şimdi beni dedi e, tanırsa dedi, yarın dedi okula gelir. Bana dedi tanışıklık verir. Nereden bunu tanıyorsun diye sorarlar. Buraya geldiğim anlaşılır. Bay canım. Yani ekip diyor benim buraya geldiğimi anlar. Bay sen nasıl? Onlarla beraber. Evet berabersin yani. ve emre uymuyorsun. Yani dışarıda sen namaz kılıyorsun ya yani. Böyle gizli efendim efendim böyle şey değişik bir yapı yani hakikaten ürkütücü bir yapı. Yani bir insan böyle bir şeye dahil olmak da insanı psikolojik hasta yapar yani. Ha. Evet böyle çalıştılar, böyle oralarda eleman yetiştirdiler ve daha daha çok şeyler de var. tabii. mesela hep böyle dindarlıklarını gizlediler. Yani mesela bir gün oturuyoruz Almatı'da orada bir okulun müdürü 2000'li yılların başlarında yani. Dedi ki hocam dedi ben dedi çok güzel Kur'an okurum dedi. 11 senedir Kazakistan'dayım dedi. Bir kere dedi Kur'an okumadım dedi. Niye dedim? Dedi ki hocam dedi adım dedi Molla'ya çıkar. Sittin sene dedi. Temizleyemem dedi ben onu dedi. Allah Allah. Evet. Ben dedi okumam dedi. Çok da güzel Kur'an okurum. Okumam dedi yani filan. Yazık ben, ya. Bu insanları evet, mahvettiler. 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 Sonradan Dedi ki hocam dedi talebe geliyor diye ki hocam müsaade edin de bir namaz kıl. Yok diyoruz. Di, yasak. Halbuki biz oraya talebe namaz kılsın diye efendim neler yapıyoruz. Olur, şimdi. Nasihat ediyoruz işte namaza alıştırmaya çalışıyoruz filan. Yok diyoruz. Yok böyle yap. Yasak. Hocam dedi bir müsaade etsek Allah korusun bütün talebe namaz kılar dedi. Allah korusun. Böyle An diyor. Aynen Mıfay ifade ciddi. bu. Allah korusun diyor bütün talebe. Bu arkadaş da yani tırnak içinde arkadaş İmam Hatip mezunu yani. Bütün talebe diyor namaz kılar diyor. Dedim kılsın ne olacak? Hocam diyor okulu kapatırlar diyor. Çünkü onların okulları Milli Eğitime bağlıydı orada ve Milli Eğitim her sene onlara bütçesinden para aktarırdı ve ciddi para aktarırdı yani. Ve talebeden de ciddi paralar alırlardı yani. Öyle de e, oranın Milli eğitimi. Tabii tabii oranın Milli Eğitimi. Tabii tabi Milli Eğitimin okulları. Ee, dolayısıyla diyor ki yasak diyoruz filan. Oruç yok. Mesela namaz, namazı kodlamışlar mesela. Yani namaz demiyor, vazife. Mesela oturursunuz böyle. Şu vazifeyi yapalım filan. Ne vazifesi Namaz mesela. Namaza vazife diyor. Yani gel namaz kılalım. Ya yani bir Müslümanın en tabii şeyidir yani değil mi? Ee, Kamil Bey yani namazımızı kılalım. Yeah. Efendim. Yok öyle değil. Vazife işte oruca bir şey ona bir şey buna bir şey. Yani böyle böyle bir memleketi işte Türkiye'de de olduğu gibi yani ne yaptılar damarlarına girdiler. Ve, Peki Hikmet evet. Hocam bu okulları Nazar Bey'e kapattı. Kapatmadı aslında. Oradaki yöneticileri Türk yöneticileri evet, evet, geri gönderdi. Tabii tabii tabii. Yerine onları yetiştirdiği talebeler almıştır. tabi. tabii. Yani tabii. aslında sistem aynen devam, ediyor. Devam ediyor. Ediyordur. Tabii tabii. Hiç endişeniz olmaz. Aynen. Yani işte biz kapattık falan falan öyle bir şey yok. Yani zaten yapı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardı. Yani Türk dediler ki ya bunlar yok burada. Bunlar dediği kim? Türkiye'den gidenler. Zaten onlar kaç senedir oradalar. Yerlerine yetiştirdiler. Amerika'da okuttukları. Sağda solda okuttukları. O fikri. Sistemi kurdular. Kurdular bıraktılar gittiler yani yoksa aynı sistem devam ediyor hiç merak edilmez. Türkiye'de 100 yıl önceki misyoner okulları gibi. Tabi 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 tabi. Yani Hı. mesela bu diyalog şeyleri orada da çok yaygın. Hatta diyalog avrası diye dergi çıkartırlar filan falan. Yani şimdi onlara baktığınız zaman zaten böyle bir tiksinirsiniz yani. Yani şimdi biz Müslümanlığın neresindeyiz? Yani şimdi Türkiye'de de biz bunu yaşadık. Ben ee, Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi'nde din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünde ders veriyorum. Böyle bir konuşurken filan itikaden dedim zaten dedim bir kimsenin cennete girebilmesi için Müslüman olması lazım dedim. Yani Hristiyan, Yahudi itikadına sahip olan cennete giremez. Müslüman olması lazım bizim kitabımız böyle söyle dinimiz bunu söyler. O sınıf bir protesto etti beni. Hep çoğu da onların evlerinde kalan öğrenciler. Sıralara vuruyorlar. Bir tanesi diyor ki ayet var mı? Bu dediğime yani Müslüman sadece cennete girer dememe gocundular. Niye Hristiyan Yahudi girmiyor cennete? Yani Müslüman olsun girsin. ki Biz kim, yani cennet kimsenin tek elinde değil. Ama yani bir itikat yani bu din o zaman İslam'ın ne şeyi kaldı yani değil mi? Evet. Ee, efendim. O bir protos öbürü diyor ki işte ölürken yanında mıydın? Diğeri diyor ki kalbini yarıp da baktın mı filan falan. Yani böyle böyle insanların itikadını da sarstılar yani. O da olur dediler, bu da olur dediler. İşte orada en büyük tehlike bu. Kırgızistan içinde, Kazakistan içinde. Yani onlar orada... İnşallah bu sefer atlattılar diyelim. İnşallah. Tabi, tabi. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah ar ardı düze, gelmez. Düze çıkar, inşallah. Yani düze çıkar, biraz e, evet. zayiat verecekler verdiler ama. İşte yeni Allah yeni kur, bir olsun, hükümet değil. kurulma aşamasında e, inşallah o hayırlara evet. vesile olur. Yani oradaki çalışmalar, e, hizmetler e, e, katlanarak devam eder. Yine Türkiye ile olan ilişkiler. İşte bu Türk Birliği dediğimiz. Türk Devletler Teşkilatı evet. önemli bir şey yani. O meyvelerini verir inşallah ama tabii burada Rusya faktörünü göz ardı etmemek lazım. Yani Rusya'yı kollayarak evet. <laughs> devam etmek gerekiyor. Yani evet. hem dışlamayacağız hem de içimize sokmayacağız. Evet. Böyle bir politika izleyeceğiz. Çünkü biz e, asırlardır birlikte yaşıyoruz. E, evet. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Tabii, tabii. E, her şeyin başı e, siyaset, ilmi siyaset çok önemli. Çok önemli. Tabii. İlmi siyaseti en güzel e, kullanan, idare eden kimdir? Hazreti Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla e, biz onun yolundan gidip bu ilmi siyaseti kullanmak zorundayız. Doğru. Doğru Kesinlikle. Evet sevgili hocam vaktimizi açtık, ee, bize evet. ikaz ediyorlar. Ne çabuk geçti. Ee, evet. <laughs> ee, sizinle sohbet çok güzeldi. Teşekkür ederim efendim. İnşallah bir başka programda tekrar İnşallah. birlikte oluruz. Oradaki görüşürüz. dostlarımıza da selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Kazakistan'da, evet. Kırında, Tataristan'da, ya, ya. Bosna Hersek'te. Ya makedonyalılar. Bütün bu, Kuzey bu coğrafyada ya. Ya. Evet. insanlara Müslüman kardeşlerimizi. Evet. Dostlarımıza selam olsun. Amin. Değerli izleyiciler, bugün Kazakistan'ı konuştuk. Kazakistan'ı değerli dostum, arkadaşım e, Hikmet Atan hocamla bu topraklarda görev yapmış. 10 yıl, hayatının önemli 10 yılını bu topraklarda geçirmiş. Bize çok güzel e, hatıralar, birikimlerini anlattı. Ee, tabii kardeşlerimizin başına gelen her hadise e, bizim de canımızı yakıyor. Bütün dünyada bu hadiselerden canı yanan Türk ve Müslüman kardeşlerimizi Allah e, bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Amin. Ee, dileğimiz odur. Önümüzdeki hafta e, hangi konuyu konuşacağız? Şimdi Kazakistan'dan başladık ama önümüzdeki hafta bir Bosna herse konuşabiliriz. E, çünkü oranın da sıkıntıları evet. var. Önümüzdeki e, dönemde oradan da bir şeyler maalesef e, evet. yaşanır gibi görünüyor. Evet. Bu Allah konuları konuşur. sıcağı sıcağına bize anlatacak e, değerli bir dostumuz var. Evet. E, Hüseyin Kansu abimiz. Evet inşallah 10 gündür oradaydı, yeni geldi. İnşallah sıcağı, haftaya sıcağı, müsait evet. olursa onu getiririz. Değerli dostlar, bugünkü programımız burada sona erdi. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın zatınıza.